alacağınız eğitimin yanında değerli arkadaşlar size sağlanacak en önemli desteklerden bir liste nedir biliyor musunuz? Biz size öğrenmeyi öğretiyoruz. Çünkü neden? Arkadaşlar bu kempler kısıtlı bir sürede en verimli şekilde geçmesi gereken bir eğitim. E, dolayısıyla biz sizin düşünce yapınızı da böyle bir dizayn etmek istiyoruz olaylara bakış açınıza müdahale etmek istiyoruz. Özetle biz size burada öğrenmeyi de öğretmek istiyoruz. Sorunla karşılaştığınız zaman karşılaştığınız bu sorunu büyük ihtimalle daha önce birçok insan internette araştırmıştır. Birilerine sormuştur. Cevabını bulmuştur ve yazmıştır. Bu konuda birçok platform var arkadaşlar. Bunların başında Google geliyor ders sonrasında diyelim bir sorunla karşılaştığınızda bunu hocaya veya mentöre böyle direkt sormadan önce yapmanız gereken sizin bunu araştırmanızdır. Peki neden böyle? Evet Google ve YouTube dedim ama bu arada bir arkadaşımız da yazdı. Evet chat GVT çıktı aynen. Yeni teknoloji gelişiyor sürekli. Ee, yakında belki de Google'ın tahtına oturur belli olmaz. Yeni yeni tool'lar da çıkıyor. Ama bakın burada ne var? Önemli olan şey şu, bakın ne kadar kaynak var. Bir arkadaşımız da, teşekkür ediyorum bu değerli katkısı için, chat gbt çıktı değil mi? Yapay zeka var. Oradan da öğrenebiliyorsunuz. Yani özetle arkadaşlar birçok platform var. Ve şu anda da bunların başında Google geliyor. İşte arkadaşlar araştırmak alıcı öğrenmeye büyük fayda sağlıyor. O yüzden bu Google'la işte YouTube'la ya da sizin yaptığınız gibi böyle farklı kanallardan bir araştırma alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Ve kurs sonunda da o kur alıp inşallah bir işe başladığınızda herhangi bir sorunla karşılaştığınızda bu alışkanlığınız size büyük kolaylık sağlayacaktır. Size bir görev yani bir task verildiğinde burada kazandığınız bu becerileri, bu refleksi sizi öne çıkaracak arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar, IT dünyasında istediğiniz kadar uzmanlaşın. Bakın buraya dikkat. Evet. Tabii chat gbt deyince e, ilgili kanaldan da arkadaşlarımız reaksiyon gösterdiler. Evet. Arkadaşlar şimdi IT dünyasında istediğiniz kadar uzmanlaşın. Her şeyi tam olarak bilemezsiniz. Bu imkansızdır arkadaşlar. Ve bunu Sektördeki herkes bilir. Bu noktada Google'dan ya da YouTube'dan İngilizce çok çok sayıda faydalı kaynaklar var. Bunları bulabiliyorsunuz. Ya da sizin yaşadığınız herhangi bir problemi Google üzerinden araştırdığınızda mutlaka sizden önce birilerinin buna ilişkin çözümlerini bulabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar Google'laya binmenin önemini yeterince anlayamayabiliyor ama Google arkadaşlar kullanmayı eğer bilirseniz ihtiyacınız olan neredeyse her şeyi bulabileceğiniz çok güçlü bir araç. Ve arkadaşlar bir şeyin altını burada çizmek istiyorum. Eğer IT dünyasındaysanız daha iyi Google yapmak, daha iyi Google'lamak artık bu tabir girdi değil mi kavramlara. Sizi bir sonraki seviyeye taşıyacak bir beceridir arkadaşlar. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Eğer IT dünyasındaysanız, daha iyi Google yapıyor olmak sizleri bir sonraki seviyeye taşıyacak bir beceridir. Hatta arkadaşlar bakın, IT dünyasında yaygın bir söz var. Nedir o biliyor musunuz? Senior developer ile Junior developer arasındaki fark nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bazı yorumlar geliyor ama ben hemen söyleyeyim. Arkadaşlar, senior developer google'lamayı junior'a göre daha iyi bilir. Evet. Budur arkadaşlar fark. Yani bu kadar önemli. Tabii IT dünyasında zannediyorum bu arada %90 oranında kaynaklar İngilizce. Yani bir konuyla alakalı arama yapacaksanız aramalarınızın çok büyük bir kısmı İngilizce gelebiliyor. Aslında İngilizce kaynaklar daha kaliteli gerçekten. Bu dezavantaj gibi görünüyor ama artık dezavantaj değil arkadaşlar. Türkçe kaynaklarda bulamadığımız birçok şeyi İngilizce kaynaklarda rahatlıkla bulabiliyoruz. O yüzden İngilizceyi de artık böyle IT sektörünün ayrılmaz bir parçası gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki böyle illaki speaking seviyede olmasa bile hani konuşacak derecede olmasa bile dokümantasyon okumak da çok önemli. "Bizim İngilizcemiz çok kötü, biz ne yapabiliriz?" diye düşünen arkadaşlarımız varsa hiç merak etmeyin. Teknoloji çok gelişti. Google'ın ya da YouTube'un arkadaşlar Türkçeleştirme yöntemlerini kullanabilirsiniz. Google Translate de bu konuda gerçekten çok önemli bir araç. Ayrıca Chrome'un da eklentisi var arkadaşlar. Bunu da kurarsanız eğer, uzantısı var. Direkt buradan da halledebiliyorsunuz. Ve Google Translate artık eskiden olduğu gibi değil de şimdi çok daha kaliteli Türkçeleştirme yapabiliyor. Yani artık yapay zekası demek ki gelişti bayağı orada. Çok ilerledi, gitgide daha da ilerliyor. O yönüyle İngilizce dokümanları arkadaşlar, dökümanları böyle Türkçeleştirme adına bu Translate'i kullanabilirsiniz. Aynı şey bu arada YouTube'da da var. YouTube'daki o videolar için de geçerli. Orada sağ alt köşede bir böyle dişli işareti göreceksiniz orada arkadaşlar settings. Orada da alt yazılar var. Oradan ayarlamalar yaparak Türkçe alt yazılar görebiliyorsunuz. Bunları da hatırlatmış olayım. Çünkü Google'dan, YouTube'dan bahsetmişken bu bu kaynaklardan faydalanmanızı istiyoruz. Nasıl faydalanacaksınız? Türkçeleştireceksiniz. İngilizceniz yoksa. Bu şekilde hatırlatmış olalım. Ve dolayısıyla değerli arkadaşlar, şimdi bizim elimizin altında bu kadar devasa bir kaynak varken artık hata almaktan korkmaya gerek var mı? Yok. Bakın, Google var, YouTube var, bir sürü her geçen gün kaynaklar çıkıyor.